Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Game2Game kanalından Mustafa. Bugün sizlere yeni bir video tanıtıyorum arkadaşlar. Bu videomuzda nasıl render yapabileceğimizi göstereceğim. Bu render programı olarak yukarıda gördüğünüz PowerDirector programını kullanıyorum. Google Play'den bulabilirsiniz arkadaşlar. Yalnız internetten Pro'sunu bulup indirmenizi öneririm. Çünkü ücretsiz sürümünde video yaptığınız zaman aşağıda küçük bir yazı olarak PowerDirector yazıyor. Ya da Cyberlink tam olarak hatırlamıyorum. Yani videoyu izleyenler rahatsız edebilir. O yüzden Pro'su indirmeni tavsiye ediyorum arkadaşlar. Buradan video yazayım ve bir tane bir şey oluşturalım arkadaşlar, proje. Ve ardından buradan kameradan iki tane video çekmiştim denemek için arkadaşlar. Şu yandaki fotoğrafları görmeyin, videoları. Bir tane bunu, bir de bunu ekledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane videomuz oldu. Burada iki tane denemek için bir saniye mi, toplamda 4 saniyelik video var. Şimdi hızlıca nasıl render yapabileceğimi göstereceğim arkadaşlar. Mesela bu iki video arasında, mesela bir şu intronuz diyelim ve bu da normal videonuz, arasına bir efekt eklemek, böyle geçerken böyle bir şekil uçkulu geçiş yapmak istiyorsunuz, buradan geçiş efektlerini seçebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan üzerine gelelim. Mesela ne varmış? Hop, bir dakika. Evet. Bakalım. Bu geçiş efekti mesela böyle sulu suluymuş. Mesela bu izleyelim. Mesela şöyle ekranı büyütelim. Bakın sulu sulu olup diğer videoya geçiyor arkadaşlar. Mesela çok güzel bir efekt. Mesela bunu beğendiniz. Bunun gibi bir sürü efekt var arkadaşlar. Hepsini tek tek göstermeye gerek yok. İndirip deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ve siz mesela videonuza bir de abone olun yazısı eklemek istiyorsunuz. Buradan gördüğünüz gibi bu sefer de burada da bir sürü yazı efekti var diyeyim. Mesela burada bunu eklemem. Mesela bu neymiş? Bunu izleyelim. Bu da böyle yazı geliyormuş. Benim genelde kullandığım şeyi göstereyim arkadaşlar size. Nerede kendisi? Unit. Pardon, bu değil. Nerede? Pop-up 1. Gözümün önündeymiş, göremiyorum. Bunu kullanıyorum arkadaşlar genelde. Bu daha iyi ve yani sade birazcık. Şunu mesela videonun şeyini kısaltalım. Şöyle ana videoya denk getirelim. Şöyle yapıp bunu da böyle yaparsanız eşitlenir arkadaşlar. Ardından şuradan mesela yazınız bu ya. Bunun buraya mesela ne yazalım? Buraya ne yazdı zaten videolarda? Abone olmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar, bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu yazıyı da mesela efektini değiştirebilirsiniz. Mesela rengini siyah, beyaz falan yapabilirsiniz. Şahsen videoya göre rengi değişiyor mesela. Bu koyu karanlık videosa beyaz. İşte çok açık videoysa siyah değil de kırmızı ya da koyu kırmızı gibi şeyler seçebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan karanlık falan tam ortaya falan getirebiliyorsunuz ve buradan fontu seçebiliyorsunuz. Şurada kalın bir font seçelim. Ve videomuzu başlatalım. Evet, gördüğünüz gibi abone olmayı unutmayınız ve tekrar efektimiz geçiyor ve videomuz bitiyor. Şimdi de diyeceksiniz, peki nasıl resim diyorum. Nasıl müzik ekliyoruz? Buradan şuraya girip bakayım. Bu değil. Bu değil zaten. Mesela buradan nasıl müzik ekleyebiliriz diyebilirsiniz. Bakayım şey var mı diye bakıyorum. Yokmuş. Neyse, buradan ekleyelim. Alt tarafa müzik. Buradan şuradaki video tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan müzik kısmını seçiyorsunuz. Buradan mesela herhangi birine girelim şuna. Buradan mesela ben bunu eklemek istiyorum. Art tuşuna basıp ekliyorum. O yükleniyor. Ben bunu hatta şeyle aynı seviyeye de getirebilirim. Şöyle. Hop. Tamam. Hepsi eşit seviyeye geldi. Müzikle mesela bayağı sesli çalıyor. Bunun da düzenlemek için bayağı hızlı başlattım. Biliyorum, belki müziği bile duymuyormuş olabilirsiniz ama arkadaşlar, telif yerinden dolayı bu kadar hızlı başlattım. Ve hızlı konuşuyorum sonunda, özür dilerim. Ve buradan arkadaşlar, aşağıda gördüğünüz en sol en altta bir müzik tuşu var. Buraya basıyoruz ve buradan müziğin mi daha çok olacağını yoksa videonun sesinin mi daha çok olacağını seçebiliyorsunuz. Şahsen videonun yani zaten videonun sesi daha çok oluyor. Bunu 97-98 civarında yapın arkadaşlar. Hatta 99 bile olur. Çünkü cidden sesi bayağı iyi geliyor. Yani bu 98 yaparsanız idealdir, hatta 97. Gene ses bayağı iyi şekilde geliyor mesela. Zaten alttan böyle hafif bir çalsın, sessizliği götürsün diye koyarsın bu müziği. Bu sayede koyabiliyorsunuz. Mesela arkadaşlar resimde koyabiliyorsunuz. Şuradan mesela şöyle bembeyaz bir resim ekleyeyim. Resmi de şu videonun en sonuna ya da
Şöyle şu ortaya değil başa bir dakika şurayı ayırabiliyor muyduk? Çık. Yani şu efekti bir dakika kaldırırsak sanırım oraya da koyabiliyoruz. Şuraya. Olmuyor mu? Ha şey şöyle. Ha tamam şimdi oldu. Mesela videonun arasına da böyle fotoğraf koyabilirsiniz arkadaşlar. Ve aynı zamanda müzik de çalıyor alttan. Şahsen şu müziğimi kaldırayım da telif yemeyelim. Umarım telif yemeyiz ilk videodan. Böyle arkadaşlar video renderlayabilirsiniz. Peki videoyu nasıl ham yani elimize elde edebiliriz? Burada yukarıda ayarlar tuşuna basıp projeyi kaydedebilirsiniz. Sadece bu kaydeder. Yani videoyu çıkartmaz. Videoyu çıkartmak için şurada Save and Produce'a basıyoruz. Ve buradan mesela normal kaydedebilirsiniz. Facebook üzerinden paylaşabilirsiniz. YouTube üzerinden paylaşabilirsiniz. Ya da başka bir şeyin üzerinden paylaşabilirsiniz. Ya da direkt Cloud hesabınız varsa oradan oraya yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu kullanıyorum. YouTube'a yükleyeceğim bir insan bile yine de bunu kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü bazen bazı işlemlerden geçirebiliyorum. Ben buradan HD seçeceğim. Çünkü videoyu HD olarak çektim. Yani bunu Full HD çekerseniz boşuna şey yapmış olursunuz. Render ve zaman kaybı ve gereksiz derecede gereksiz boyutlar oluşur yani video megabayt gigabayt falan. Neyse buradan next diyelim. Ekstra çıkartalım arkadaşlar video olarak. Ve şu an videomuzun 4 saniye olduğu için bayağı hızlı yüklenecek. Bakın yani 4 saniye olduğuna bakmayın arkadaşlar. Yani ya, cidden en yarım saatlik video bile çekmişliğim var. En fazla yarım saat render yaparsınız yani. O derece hızlı yapıyor diyeyim. Tabi telefonunuza da bağlı. Bu telefon Intel işlemci olduğundan dolayı belki hani Intel'ler bildiğiniz gibi render'a daha yakın olduğu için. Ama gene de bilemiyorum arkadaşlar. Buradan ok diyelim. Ve o çıktı diğer tarafa. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.